ile devletin varlığı ve bağımsızlığını. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı. Özal ailesini siyasetten birçok isimde yalnız bırakmadı. Hatta anma programı Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım'ı da bir araya getirdi. Al, ayak sıfırla. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 1, 2, 3, 4, 5. Törende Özal'ın mezarına çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti. Ne diyelim, diyecek bir şey var mı? Acısı her gün büyüyor, daha büyüyor. O 26 sene geçti. Gerçekten sanki dünmüş gibi. Hem biz özlüyoruz, hem Türkiye özlüyor. Anma törenine katılanlardan biri de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dı. Turgut Özal sadece bir lider değil, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de, ekonomide, siyasette ve Türk insanının tüm dünyada özgüven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. O isimlerden bir başkası da yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ve Yıldırım anma programında karşılaşarak tokalaştı. O tokalaşma görüntülerinden sonra İmamoğlu, halkımızın kucaklaşmaya ihtiyacı var dedi. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım da, açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var.